Herkese merhaba, Maç Börek YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine harika bir basketbol işleriyle karşınızdayım. Bugün yanımda Türkiye basketbolunun geleceği için çok önemli bir isim var. Derin Saran, kanka hoş geldin videomuza. Hoş bulduk. Kendisi şu anda Stanford'a transfer oldu. Öncesinde sanırım UC Irvine. Division 1'de oynuyor ve cidden çok yetenekli, aynı zamanda daha 2004'lü. Pırıl pırıl genç. Bugün onunla beraber şut yarışması yapacağız. Sonrasında da birebir oynayacağız. Ama öncelikle seni birazcık tanıyalım. Öncelikle Amerika'ya ne zaman gittin? Onlar birazcık başlayabilirsin. Ben Amerika'ya ilk 10. sınıfta gittim. Orada lise okudum 3 sene. Sonra oradan da NCAA'ya geçtim. Bir sene Irvine'de oynadım, UC Irvine. Şimdi de Stanford'a geçtim. Peki orada liseden oynadım. Önce hangi takımdaydın Türkiye'de? Liseden önce Daşka'da oynuyordum ben burada. Daşka'da çok güzel. Ben senin hareketlerini dün izledim. Yani gerçekten NBA'de oynamış Türkler var, üniversitede var, hepsi yetenekli. Ama yani senin gibi bir guard olması çok iyi. Yani çünkü çok fazla guard çıkaramıyoruz. Bence Derin bu anlamda cidden Türkiye'nin hani aranan kanı olabilir. İnşallah. Potansiyeli çok yüksek. Nazar değmesin, çok güzel yerlere gelebilir. O zaman yavaştan challenge'lara başlayalım. Zaten video içinde de bol sohbet edeceğiz. Başlayalım. Tamam. Kanka şimdi ilk önce şut yarışması yapacağız. Arkadaşlar ilk atış buradan oluyor. Buradan potanın yakını birazcık gıcık bir yer panyalı atmamız gerekecek. Hı-hı. Ondan sonra ortadan, yaydan orta mesafe şut atacağız. Ondan sonra sol forvetten atacağız. En sonunda orta sağdan atan bitirecek ve en kısa sürede yapan kazanacak. Favori şut bölgen neresi? Benim şurası olması lazım tam. Ortalardan mı yapıyorsun? Aynen. Guard için en iyisi. Benim de favori atacağım yer büyük ihtimalle sol forvet olabilir. Sol forvet üçlük. Yakın mesafelerde çok iyi değilim. Kim başlayana kadar vermek için? Taş, kağıt, makas yapalım o zaman. Okey, yapalım. Tek tabi sen. Üç, iki. Taş. Hoppa, tamam. O zaman ben sonra gideyim. Sonra, tamam. Aynen. Ben önce heyecanla alıyorum. Okey. Hadi bakalım, hadi bakalım. Değil. Bravo, yes. Bravo. Ay, rebound'ı biz almıyoruz değil mi? Biz almıyor muyuz? Ah. Bravo. 3-3. Sevdiğim yerler. Yes. Aha, aha. Orta sağ. Tekte mi? Oh. Bayağı kötü olurdu. Yenemezdi. Bir tık daha çok sola atsam gidiyordu ya. Çok yakın. Çokacak gibi. Kaç saniye? 38 saniye. Helal olsun. Bravo. Hayatımda ilk kez denedim. Buna aldı yani. Ya bir tık iyi oldu ya. Seni okay. Biraz zorlayacak. Biraz zorlayacak beni. Let's go. Okey. Başlayacağız. Hoppa, tekte. Hadi. Ne diyorsun? Yarı sağ, yarı sağ. 3'te 3. Aa, çok kötü, çok kötü. Aa! Ayak çizgiye, ayağa dikkat et. Ayak çizgiye. Boom! Oğlum kaç? Kesin kazandım demiştim. Çok iyi. Let's sağlık, go. Bravo. Boşu 3'te 3 ya. Hatta totalde 6'da 4 oldu galiba değil mi? 7'de 4 puan attı. Bayağı iyi. Arkadaşlar yorumlara fikirlerinizi yazın. Yani ben beklemiyordum 3'te 3. 4. Ben de, yani bekliyordum ben de beklemiyordum. Ben de. Kendimi de bu kadar çok yapacağım beklemiyordum. Senin de çünkü ilk kez denedik içimizde. İyi oldu valla. Şimdi birazdan birebir maç yapacağız. Bakalım, valla oynayacağım en zor rakipsin bu arada. Büyük ihtimalle bir düşüneyim. Yani Yiğitcan Saybir'le falan oynadık ama ciddi oynamadık. Seninle bir tık daha böyle gerçekten basketbol oynayacağız yani. Olduğu kadar. Bakalım nasıl olacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Yani derin böyle seyirci baskısı oluyor mu üzerinde? Sonuçta NCAA'de oynuyorsun. Hı-hı. Yani Amerika bir de. Yani ben daha fazla seyirci olunca daha iyi oynuyorum ben. Kendini öyle alıştırdın yani. Yani daha fazla gaza geliyorum böyle. Heyecan olmuyor diyorsun yani. Yani heyecan oluyor ama tatlı heyecan. Ya bazıları ayağında olan hissi olur ya, olmuyor evet, yani değil mi? Olmuyor yani ben
Benim hoşuma gidiyor çok seyirci olunca. Zaten belli bir seviyeden sonra takmamaya başlıyorsun böyle o kalabalığı. Çok hoşuna gidiyor aksine. Aynen. İyi, çok iyi. Çoğu gencin hayali ya. Şimdi bire bire başlıyoruz. Dokundun mu ona? Dokundum. Sanki havada bir sürtme hissettim. Çok iyiydi. Bravo. Easy pull up. İçi. Ah, iyi şut. Bravo. İçi içi. Moon. Çok iyi. 4. Gözlerini kapattın mı? Yok yok, birazcık. Peki bu göz kapamaya şey yapıyorlar mı Amerika'da da böyle? Foil falan diyen yok değil mi hiç? Ve biz böyle dışarıda falan gözümü kapatıyorum. Böyle birebir de falan kavga çıkıyor bazen. Cidden mi? Yok ya. Değil mi? Normal bir şey yani. Aynen, bence falan öyle bir şey. Bilmiyorum, saçma. Evet. 4, 2. Girdi. Çok iyi. 6-2. İşte o crossover'lardan sonra o base'i herkes öyle kuramıyor. Çok iyi. 8. Momentlar çok iyi. Aa! Şu şeyi çok iyi yapıyorsun ya. Dribbling pop yere girdiği anda tık. Vücut hareket, anchor step. Bravo. Bravo. Potayı görmeden attım, eli buradaydı. Çok iyi. Çok uzak be. Çok kötü. Bende arkadaşlar, bu maç bende. Bravo. Oh. Oh, çok iyi savunma ya. İşte yani iki kere crossover yiyip oraya gelmesi. İşte bu yüzden adam division bana oynuyor. O crossover'dan sonra herkes dönemez. Kaybettin beni. Evet, evet. Okay. 13. Aa! Bravo. Lan gidemedim ya. Elimde kaldı top. Tamam. Eline sağlık, süper. Eline sağlık. Sonunda öyle bir savunma yaptın ki ne şut ne geçme. Ya belki geçsem içeride blok yemeyiz ki. Çok şey yani. Profesyonelliğini zaten savunmanla hareketlerin her şeyini belirliyorsun. En keyif aldığım maçlardan biri senin görüşlerin neler? Ben de çok eğlendim. Bugün bayağı eğlenceliydi. Biraz zorlayabilirsem, zevkli olduysa. Güzel de eğlendik. Eyvallah.
Arkadaşlar derin Amerika'ya gidecek ama sonrasında belki de geri geldiğinde belki bir şey daha yaparız. O da olabilir. Çok zevkli bir videoydu çünkü. Umarım videoyu siz de beğenmişsinizdir. Yorumlara görüşlerinizi mutlaka yazın. Abone olmayı da unutmayın. İleriki videolarda görüşürüz. Sana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.